Merhabalar sevgili izleyicilerimiz. 5 Aralık Pazartesi haftanın ilk günü ve yine sizlerle birlikteyiz. Yeni günün herkese hayırlar, mutluluklar ve bol kazançlar getirmesini temenni ediyorum. Evet, bugün de yağmurlu bir hava var sevgili izleyicilerimiz. Mersin'de güzel bir yağmurla uyandık. Gecenin bir vakti yağmış, bir yağmurla canımız, uyandık. Canımız, aşkımız, yakışıklı hocamızın programına başlıyoruz inşallah. Hoş geldiniz hocam. İnşallah güzel program olacak diye düşünüyoruz bizler de. Sevgili seyircilerimiz, evet, kucak dolusu selam ve sevgiler bu arada nişanlımıza da gönderiyoruz. Evet Hasibe, sana da günaydın. Evet, bu arada sevgili seyircilerimiz, 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 93. yıl dönümüydü. Güzel bir etkinlikti, güzel bir organizasyondu. Bu organizasyonda sevgili izleyicilerimiz güzel etkinlikler vardı, güzel projeler vardı. Ve bu noktada emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyoruz. Neden? Bir, önce törenler tren garında başladı sevgili izleyicilerimiz. Bakın program hala önümde duruyor. Tren garında başladı. Aslında bunları az sonra yer verelim. Öncesinde biz programımızı şöyle bir açalım, bismillah diyelim programımıza. Evet. Her zaman olduğu gibi sevgili izleyicilerimiz, 2014 yılında hep anımsattık, hep hatırlatmaya çalıştık. 2015 yılında da hatırlatmaya, anımsatmaya devam ediyoruz. Neyi anımsatıyoruz? İhmaller ve tedbirsizlikler yüzünden yitirdiğimiz canlarımızı sevgili izleyicilerimiz ve 301 madenci şehidimizi ihmal ve tedbirsizlik yüzünden kaybetmiştik. Allah'tan rahmet diliyoruz ve sevgili izleyicilerimiz yine... Her zaman olduğu gibi bir kere daha hatıralarına sahip çıktığımızı, ailelerine, geride bıraktıklarına devlet imkanlarının seferber edilmesi gerektiğini bir kere daha hatırlatmak istiyoruz. Ve yine aynı şekilde sevgili izleyicilerimiz, Ermenek'te meydana gelen göçükte de yine sevgili izleyicilerimiz, yine maden ocağında 18 işçimiz hayatını yitirmişti. Onlara da Allah'tan rahmet diliyoruz. Reci'de hapşıran arkadaşımıza... Çok yaşa diyoruz. Hastalıklar bırakmıyor bizi. Evet Ezel'cim. Ezel'cim evet. Evet ve sevgili izleyicilerimiz. Ne oldu? Biliyorsunuz sevgili izleyicilerimiz, hafta sonu hem Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü düzenlenen programla kutlandı. Tren garında başladı aslında program sevgili izleyicilerimiz. Resmi tören tren garında başladı. Kuvay Muharip Gaziler Derneği'nden bir heyet trenden temsil olarak geldi tren garına. Sayın Vali, Garnizon Komutanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından karşılandı. Ve gazilerimiz Sayın Valimize bir çiçek sundular. Ve sonrasında sevgili izleyicilerimiz, tren garından Cumhuriyet Meydanı'na doğru bir yürüyüş gerçekleştirildi. Birlik beraberlik yürüyüşüydü bu. Bu coşkuyu birlikte yaşamanın yürüyüşüydü bu. Cumhuriyet Meydanı'na doğru yol alırken yine her yıl geleneksel hale gelen ve bence milli gurur olan Toroslar Belediyesi'nin başlatmış olduğu ve geleneksel hale dönüştürdüğü Kuvayi Milliye yürüyüşü vardı. Kuvayi Milliye anıtı önünden sevgili izleyicilerimiz hareket edip onlar da Cumhuriyet Meydanı'na doğru bir güzergah üzerinde kortej halinde yürüdüler. Yine birlik beraberlik mesajları verildi. Yine sevgili izleyicilerimiz orada da bayrağını alan herkes, partili partisi herkes oradaydı. MHP Mersin milletvekilleri de oradaydı sevgili seyircilerimiz. Sayın Şandır da, Sayın Ali Öz de oradaydı. Tabii ki Sayın Hamit Tuna da oradaydı. İçel TV oradaydı. En önemlisi bu organizasyonları sizlere 3 farklı noktadan, hem Cumhuriyet Meydanı'ndan, hem tren garından, hem de Toroslardan sizlere canlı olarak aktarmıştık sevgili seyircilerimiz. Bu coşkuyu, bu anı sizlerle paylaşmıştık. Evet, o görüntüleri şöyle bir hatırlayalım, geçelim, görelim. Görürken de beni de görelim Ezel, bakalım neler yaşamışız. Evet, tren garı sevgili izleyicilerimiz. Tren garında halk oyunları ekibinin gösterileri vardı. Tam tersi yapalım Ezel, evet beni küçült. Evet, şu an tren garı sevgili izleyicilerimiz. Tren garı önünde halk oyunları ekibi gösterisini gerçekleştiriyor. Bu anları sizlere canlı olarak aktarmıştık İçel TV olarak. Ve sevgili seyircilerimiz, güzel bir coşkuyu hep birlikte yaşadık ve bu coşku bizlerle birlikteydi sevgili seyircilerimiz. İşte görüyorsunuz halk oyunları ekibi tren garı önünde güzel bir organizasyonla
3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 93. yıl dönümünü kutladı. Bakın tren geliyor, temsili tren geliyor. İçinde Muharip Gaziler Derneği üyesi heyetli var sevgili izleyicilerimiz. Başkan Kemal Cındız birazdan heyetle birlikte Muharip Gaziler, evet, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini gördünüz değil mi? Trenin en önünde Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini. Evet, Sayın Kemal Cındız, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şube Başkanı Sayın Kemal Cındız, ilimiz valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Garnizon Komutanı tarafından karşılandı. Evet, tabii Sayın Kemal Cındız Türk bayrağını öperek Sayın Valimize teslim ediyor. Sayın Valimiz de aynı şekilde öperek teslim alıyor şanlı Türk bayrağını. Ve tabii ki Garnizon Komutanımızla ve Büyükşehir Belediye Başkanımızla da tebrikleşiyorlar. Ve çiçek sunumu var Sayın Valimiz tarafından. Sevgili izleyicilerimiz, gazilerimize verilen çiçekler de törenin başlamasına neden oldu. İşte böyle sevgili izleyicilerimiz, protokol. Sayın Valimiz, Garnizon Komutanımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımız da Muharip gazilerimize çiçekler sunuyor. Evet, gördük orada, bir dakika dur. Bak burada dur. Burada dur. Dur Ezel. Şimdi çok önemli bir ayrıntı var bu resimde. Neler var? Çiğdem Münevver Ökten, AK Parti Mersin Milletvekili, yeşil kaşkollü. Hemen önünde Ahmet Tevfik Uzun var sevgili izleyicilerimiz, AK Parti Mersin Milletvekili. Ve bakın ön saflarda da Sayın Burhanettin Kocamaz'ın yanında Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Sayın İsa Gök, Garnizon Komutanımızın yanında da Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Sayın Aytu Atıç var sevgili izleyicilerimiz. Tabi Vahap Seçer de olacak buralarda ama fotoğraf karesine girmemişti. Sayın Nebi Bozkurt da olacak. Evet, burada da görüyorsunuz Sayın Çiğdem Münevver Ökten, gördük. Sevgili izleyicilerimiz, biz vekillerimizi sizlere tanıtmaya, hatırlatmaya devam ediyoruz. Çiğdem Münevver Ökten burada. Neden burada biliyor musunuz? 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşu. Aynı zamanda 3 Ocak'ta Başbakan Davutoğlu Mersin'e geliyordu. Topyekün Mersin milletvekilleri, AK Parti'nin Mersin milletvekilleri, başbakan ve bakanların Mersin'e gelecek olmasıyla birlikte onlar da soluğu Mersin'de almışlardı. Hatta şaşırmışlardı. Aa, burası Mersin mi? Aa, biz buradan mı seçilmiştik diye şaşırmışlardı. Bu şaşkınlıklarını da gördük sevgili izleyicilerim. Devam edelim görüntülere. Evet, burada bir fotoğraf veriliyor sevgili izleyicilerimiz. AK Parti Mersin milletvekillerini bir kere daha böyle bir tablonun içinde yer aldıkları için tebrik ediyoruz. Ama sık ziyaretlerini bekliyoruz. Sadece bakanlar veya başbakan geldiğinde değil, her daim onları bekliyoruz. Evet, Çiğdem Münevver Ökten milletvekilleri, Ahmet Tevfik Uzun, Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanı, Garnizon Komutanı, sevgili izleyicilerimiz, Kılıç Kalkan ekibi eşliğinde ve önde de Mehteran takımıyla, Bursa'dan gelen Mehteran takımıyla Cumhuriyet Meydanı'na doğru bir yürüyüş gerçekleştiriyorlar sevgili izleyicilerimiz. 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 93. yıl dönümü münasebetiyle. Evet, tören böyle devam etti sevgili izleyicilerimiz. Birazdan resmi tören böyle başladı. Tren garında başladı. Tabii öteki tarafta da, Toroslar'da da Kuvayi Milliye Anıtı önünde başlayıp Cumhuriyet Meydanı'na doğru ilerleyen bir kortej vardı. O kortejde de yine İçel TV vardı. İçel TV'nin Acar muhabiri Melodi Dalgın da buradaydı sevgili izleyicilerimiz. Evet, Melodi Dalgın birazdan ne kadar zor şartlarda bir çalışma gerçekleştirdiğini birazdan izleteceğim sizlere. Ama bakın, büyük bir katılım var. Her yıl biraz daha artıyor bu katılım. Torosların düzenlemiş olduğu, Toroslar Belediyesi'nin öncülük ettiği, aslında tüm siyasi partilere açık olan, biz isteriz ki aslında burası tüm siyasi partilerimizin temsilcileriyle bir arada olsun. Tabii ki siyaset olmasın ama onlar da bu yürüyüşün içinde, birlik ve beraberlik yürüyüşü içerisinde olsunlar. Çünkü Hamit Tuna hep şunu derdi: bu Milliyetçi Hareket Partisi veya Toroslar Belediyesi'nin değil, bu milli birlik ve beraberlik davasıdır ve biz herkesi burada görmek istiyoruz demişti. Hatırlarsanız bu yürüyüşler başladığı andan itibaren yapılan her röportajda bunu dile getirmişti. Evet, görüyorsunuz yoğun bir katılım var. Bayrağını alan herkes Kuvayi Milliye Anıtı önüne geldi ve oradan da Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüyüş gerçekleştirildi. Birazdan Sayın Hamit Tuna duygu ve düşüncelerini Melodi arkadaşımıza aktaracak ve bugünün anlam ve önemiyle ilgili, coşkusuyla ilgili bilgileri aktaracak.
yürüyüş kortej halinde ve korteji aynı zamanda evlerden, binalardan, apartmanlardan, camlardan ve balkonlardan da büyük alkışlar vardı. Ve yoğun bir katılım vardı. Bakın her yıl biraz daha bu katılım artıyor sevgili izleyicilerimiz. Neden? Birlik ve beraberlik yürüyüşü olduğu için. Neden? Düşman işgalinden kurtulmamız nasıl olmuştu Fransızlara karşı? Büyük bir diriliş vardı. Büyük bir direniş vardı. Ve sözü Melodi'ye bırakıyorum. Güzelliği görmek lazım. Anlatmakla olmaz. Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 93. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 11.sini düzenlediğimiz bu güzel yürüyüş hakikaten burada dostluğun, kardeşliğin, bir ve beraber oluşun en güzel fotoğraf karelerini Mersin'li hemşehrilerimiz veriyorlar. Hakikaten çok özel bir gün. Bu toprakları kanlarıyla, canlarıyla vatandaştıran atalarını anmak ve bu milletin değerlerine sahip çıkmak anlamında sabahın 6.30'dan beri Kuvayi Milli Anıtı'nda bekliyorlar ve insanlar sel olup Cumhuriyet alanına akıyor. Bu anlamda bu güzel günü yaşatan değerli hemşehrilerime ben en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Tabii Mersin'de birlik ve beraberliğin, Mersin'de yaşayan insanların vatanına, milletine bağlı insanlar olduğunu anlatan en güzel fotoğraf karesi. Bence de en güzel fotoğraf karesi. Ben Sayın Hamit Tuna'ya da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir etkinliği Mersin'e kazandırdıkları için. Tabii bu etkinliğe bence herkesin sahip çıkması gerekiyor. Mersin'de yaşayan herkesin bu coşkuyu birlikte yaşaması gerekiyor. Ve bayrağını alan herkes sokağa inip dosta güven, düşmana korku salmalıyız sevgili izleyicilerimiz. Tabii gördük Melodi arkadaşımız orada. Sayın Hamit Tuna ile oradaki protokolle görüşmeye çalışıyor. Şimdi bir de sevgili izleyicilerimiz şu boyutundan bakalım. Muhabirler zor şartlar altında çalışıyorlar. Bakın şimdi Ezelci Melodi ile ilgili bir videomuz daha vardı. Onu da görelim. Ve bakalım ne var. Evet Melodi şimdi burada röportaj yapıyor. Sayın Başkan'la konuşuyor. Bakın şimdi birazdan bir sunucunun kayboluşunu hep birlikte izleyeceğiz. Evet, Melodi şu an Sayın Hamit Tuna'yla konuşuyor. Bir sunum gerçekleştiriyor. Orada bana bağlanmıştı çünkü Melodi ben stüdyodaydım. Şimdi Melodi'yi bulamıyoruz orada. Melodi gitti kayboldu. Ve Melodi artık yok ortalıkta. Ama Melodi orada sunum yaparken hepiniz bir ses duyuyorsunuz. Ama Melodi de o kalabalıktan çıkma kurtulmak gibi bir durumla karşı karşıya. Bunun mücadelesini veriyor. Kameraman arkadaşımız bu sesin geldiği noktaya ulaşmaya çalışıyor ama ses yok, gökyüzüne bakıyoruz, hala Melodi yok, Melodi'den ses seda yok ve Melodi o kalabalığın arasında kayboldu. Kameraman arkadaşımız sunucusunu kaybetti ve sunucusunu arayış içerisinde çünkü büyük bir kalabalık var. Bakın şimdi dinleyin burayı, Melodi şu an kayıp. Vatandaşlar yardım edecekler sunucumuza. Geç kızım geç, başkan bir müsaade et de geçsin. Başkan bir müsaade et de geçsin ve Melodi arkadaşımız büyük bir mücadele sergileyerek o kalabalığın arasından büyük bir yüreklilikle bakın geliyor. Hoş geldin Melodi. Evet bu kalabalığın içinden kurtulduğu için zordur bir muhabir için sevgili izleyicilerimiz. Melodi arkadaşımıza da evet bu alkışı hak etti. Siz zannetmeyin ki işimiz kolay. Yani biz ekran önündeyiz ama arkadaşlarımız sahadayken işte böyle zorluklar yaşanıyor sevgili izleyicilerimiz. Orada koşturmaya çalışıyorsunuz, yürümeye çalışıyorsunuz, bir yandan da konuşmaya çalışıyorsunuz ama arkanızdan bir ekip hızla sizi itiyor. Melodi yine iyi dayandı, yine kayboldu ama biz orada yürüdüğümüzde beni bir taraftan bir tarafa kollarımdan çekiştirenler de olmuştu. Ya yani bu röportajları yürürken röportaj yapmak zordur. Bu arada ben o gün gerçekten İçer TV ekibine, ekiplerine daha doğrusu teşekkür etmek istiyorum. Çok iyi bir performans sergilendi. Üç farklı noktadan Mersin'in düşman işgalinden kurtuluş gününün mücadelesini en iyi şekilde verdiler. Tüm zorluklara rağmen, tüm meşakkatine rağmen teşekkür ediyoruz. Melodi arkadaşıma da teşekkür ediyorum. Evet gerçekten güzel bir çabaydı ve bakın işte arkadaşlar eser böyle çıkıyor ortaya. Neden? Bütün zorluklarla mücadele ederek her şey izleyici için diyoruz ve güzellikleri sizlerle paylaşmaya
devam ediyoruz sevgili seyircilerimiz. Evet, 2015 yılı İçel TV'nin yılı olacak. Çünkü sizler için güzel projelerimiz var. Bu projelerimizi de hayata geçirdiğimiz andan itibaren Mersin'de yerel televizyon olma bilinciyle hareket eden biz yereliz deyip bu şekilde Mersin'i Mersinlere aktarmaya çalışmaya devam edeceğiz sevgili izleyicilerimiz. Evet, tabii sadece Mersin coşkusu, Mersin kurtuluş coşkusu yoktu. Mersin o gün hareketli bir gündem yaşıyordu. Çünkü Başbakan AK Parti İl Başkanlığı'nın 5. olağan kongresine katılmak üzere Mersin'deydi. Sonra Osmaniye'ye geçti. Başbakan Mersin'e geldiğinde sevgili izleyicilerimiz büyük bir coşkuyla, büyük bir sevgi gösterileriyle karşılandı. İzleyelim. Başbakan da Mersin'e güzel mesajlar verdi. Özellikle Karaman, Mersin, Konya, Karaman, Mersin hızlı trenin birbirine bağlanacağı ve en kısa sürede yapılacağını, 12 yıllık süreç içerisinde Mersin'e yapılan yatırımlardan bahsetti Başbakan. Tabii yine her zaman olduğu gibi paralel yapıya ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin de Şişli Belediyesi'nde yaşanan o karmaşık duruma da yorumlar yaptı. Ama bizi en çok ilgilendiren, çünkü Mersin'de olması hasebiyle Mersin'e yapılacak olan yatırımlardı. Bunlarla ilgili bir şeyler alamadık Sayın Başbakan'dan. Mesela Tarsus Kazanlı Turizm projesi neden hala hızlı bir şekilde yürümüyor? Bu konuda bir açıklama bekliyorduk. İşte Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın neden artık hızlı bir şekilde seyretmediğini duymak istiyorduk. Ne zaman faaliyete giriyor, açılışını ne zaman yapacağız diye bekliyorduk. Narenciye üreticisine katkı olunacak mıydı? Bu konuda bir destek bekliyorduk. Ve o gün, Başbakan'ın geldiği gün, AK Parti Mersin Milletvekilleri topyekun eksiksiz buradaydı. Şimdi o vekillere soruyorum. Başbakan olmasaydı Mersin'e gelecek miydiniz? AK Parti Mersin Milletvekillerine soruyorum. Başbakanın olmadığı, bakanların olmadığı bir zamanda Mersin'e uğramayı düşünüyor musunuz? Tabii önümüzde Başbakan da söyledi. Haziran seçimlerine Mersin'den büyük bir beklenti içerisinde olduklarını, Mersin'i kazanmak istediklerini, en az %50 bir oyun olması, çıkması gerektiğini dile getirdi ama Sayın Başbakan'ın şundan haberi yok galiba. Sayın Başbakan, AK Parti Mersin milletvekilleri Mersin'e gelmiyor. AK Parti Mersin milletvekilleri Ankara milletvekilleriymiş gibi hareket ediyor. Çünkü onları Mersin'de görmek çok zor. Sadece sizler ve bakanlar geldiği zaman AK Parti Mersin milletvekillerini görme şansına sahip oluyoruz. Onun dışında vekilleri göremiyoruz. Vekillerinizin olmadığı bir noktada da buradan, Mersin'den oy beklemek hayaldi, gerçek olamayacak sevgili seyircilerimiz. Bu nedenle ben vekillerinizin sadece seçimden seçime değil, her daim Mersin'de olmaları ve Mersin'in sorunlarıyla ilgilenmeleri gerektiğini bir kere daha hatırlatmak istiyoruz. Evet, Başbakan Mersin'deydi, işte ayrıntılar. Sonlarının umudu, genel başkanımız, başbakanımız Ahmet Davutoğlu. Hoş bulduk Mersinli yiğitler, bacılar, kardeşler. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Başları doğduğum, büyüdüğüm Toroslar kadar vakur. Gönülleri Akdeniz kadar engin, değerli Mersinli hemşehrilerim, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Madem ki bizi böylesine coşkuyla bağrınıza bastınız aziz Mersinliler, size güzel birkaç müjde verelim. Birincisi, benim doğduğum şehir Konya, Toroslardan geçerek inşallah Karaman üzerinden en kısa zamanda hızlı trenle Mersin'e bağlanacak. 12 yıl içinde Mersin'e 23 milyar yatırım yaptık. Mersin daha fazlasını hak ediyor. Çok daha fazlasını hak ediyor. İnşallah.
bize de her şeyi size hatırlatıyor Akgençlik. Evet sevgili izleyicilerimiz, Başbakan da böyle konuştu. AK Parti ilk kongresinde, 5. olağan kongresinde sevgili izleyicilerimiz, Başbakan da Mersin'deydi ve Mersinlilere hızlı tren müjdesi verdi. Narenciye üreticisi bir beklenti içerisindeydi. Maalesef o beklenti karşılanmadı. İşte Mersin'de Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın ne alemde olduğu, neden yürümediği, neden hızlanmadığı sorusuna cevap bekleniyordu. Maalesef cevap bulunamadı. Ve yine Tarsus Kazanlı Turizm Hattı projesi vardı. O proje ne oldu, hangi aşamada, nasıl gidiyor, var mı böyle bir gelişme? Onunla ilgili bir açıklama olmadı. Zaten AK Parti Mersin milletvekillerinin bu çalışmaları pek gördüğü de yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdıkları da yok. Hiç görmedik, duymadık en azından. Bu konuların Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında konuşulduğunu, acaba artık bundan sonra bu yatırımlar ne olacak? Projeler devam edecek mi? Hız kazandırılacak mı? Çukurova Bölgesel Havalimanı ne zaman açılışı gerçekleşecek? Ne olacak? Var mı böyle bir açılış ufukta? Var mı? Bilemiyoruz. Ama ne olacak biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim sevgili seyircilerimiz. Artık AK Parti Mersin milletvekilleri Mersin'e gelmeye başlayacaklar. Başbakan dedi ki Haziran'da seçim olacak dedi. Haziran'da oyu bekliyorum dedi. Seçimler Haziran'da. Şimdi baktığımızda Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. 5 ayımız kaldı ocağı saymazsak. Şimdi önümüzdeki 1 ay sonra artık AK Parti Mersin milletvekillerini Mersin'de bakansız ve başbakansız kendi başlarına geldiklerini göreceğiz hep birlikte. Ve ne diyecekler bize biliyor musunuz? Sevgili Mersinliler, biz sizler için sizin hizmetkarınız diyorlar. Ya öyle diyor ya AK Parti. Başbakan da aynı şeyi söylüyor. Biz hizmetkar olmaya geldik diyor. Ya başbakanım, siz hizmetkar olmaya geldiniz de sizin Mersin vekilleriniz hizmetkar mı? Onu bir sorgulayın isterseniz. Sizin Mersin milletvekilleriniz Mersin'e tepeden mi bakıyor yoksa içinden mi bakıyor? Bunu bir sorgulayın sayın Başbakanım, eğer Mersin'den oy bekliyorsanız, Mersin'den böyle bir beklenti içerisindeyseniz, milletvekillerinizi bir sorgulayın bakalım. Mersin'i tanıyorlar mı? Mersin'i biliyorlar mı diye? Mersin'in sorunlarını biliyorlar mı? Acaba size şu konular geldi mi? Mersin'de narenciye üreticisi büyük bir sıkıntı içerisinde. Bununla ilgili bir iyileştirmenin yapılması için Mersin milletvekillerimizden size bu konuda herhangi bir önerge geldi mi? Hayır. Peki Mersin'de yapımı gerçekleştirilen Zafer Çağlayan döneminde şaşalarla her daim, her konuşmada, her platformda Çukurova Bölgesel Havalimanı'nı Mersin'e kazandırıyoruz. İşte Tarsus Kazanlı Turizm Projesi'ni hayata geçiriyoruz diye bir seçim havası içerisinde geçti Mersin. Sonradan baktık ki Tarsus Turizm Kazanlı Projesi durma noktasında. Yine bakıyoruz ki Çukurova Bölgesel Havalimanı yok durumda. Peki Sayın Başbakan, vekilleriniz bir ay sonra buraya geldiğinde bu projeler için neler söyleyecekler, halka neler söyleyecekler bunu çok merak ediyoruz. Evet Ali Gökhan Şamiloğlu hazır. Mersin gündemine dair hemen bilgileri alalım kendisinden. Evet Ali, söz sende. Günaydınlar tüm İçer TV seyircilerine, sevgiler, saygılar ve sağlıklı, mutlu, bereketli bir gün geçirmesini diliyoruz tüm izleyicilerimizin, tüm Mersin'in.
Tabii bereket de yağıyor, yağmurlar devam ediyor Mersin ili genelinde. O nedenle ilk önce hava durumuyla başlayalım. Çünkü Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün önemli bir açıklaması var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bugün sabah erken saatlerden itibaren Mersin ili genelinde kuvvetli yağışlar, yer yer sağanak yağışlar olacak ki olmaya başladı. Mersin ili genelinde kuvvetli yağış var. Bazı bölgelerde yağışlar ara ara duracak ama yağmaya başladığı zaman da şiddetli ve kuvvetli bir şekilde yağacak. Tabii iç kesimlerde ve sahil kesiminde kuvvetli yağışlar olmakla birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı ve sulu kar şeklinde yağışlar da şiddetli bir şekilde olacak yarın öğle saatlerine kadar. Tabii bununla birlikte bugün akşam saatlerinden itibaren Mersin ili genelinde özellikle de sahil kesimlerinde fırtına bekleniyor, şiddetli rüzgar bekleniyor. Bu nedenle Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğü denize yakın yerlerde iş yerleri bulunan ve konutları bulunan vatandaşların deniz taşmasına yönelik, su baskınlarına yönelik bütün tedbirleri almalarını, dikkatli olmalarını istedi. Bu konuda biz de seyircilerimizi uyarıyoruz. Şiddetli yağışlar yarın öğle saatlerine kadar devam edecek. Akşam saatlerinden itibaren bugün şiddetli rüzgar, fırtına bekleniyor. Su taşkınlarına, su baskınlarına karşı lütfen dikkatli olalım. Şimdi hafta sonu Mersin'de AK Parti Mersin İl Başkanlığı'nın 5. olağan kongresi gerçekleştirildi ve bu kongreye AK Parti Genel Başkanlığı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu da katıldı ki İçer TV'den canlı olarak değerli seyircilerimize aktardık. Yapılan kongrede İsmail Taşpınar başkan seçildi. Malum İsmail Taşpınar genel merkez tarafından atanmıştı. Atanmış bir il başkanıydı. 30 Mart yerel seçimlerinden sonra seçimlerdeki mevcut il başkanı Mekin Merter Salt'ın istifa etmesi sonrasında genel merkezden İsmail Taşpınar il başkanlığına atanmıştı. İsmail Taşpınar'ın hazırladığı tek listeyle AK Parti Mersin'de kongreye gitti ve 454 delegenin oyunu alan İsmail Taşpınar seçilmiş bir il başkanı olarak AK Parti il başkanlığı koltuğuna oturdu. Hafta sonu ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi'nin Anamur İlçe Teşkilatı'nın da 11. Olağan Kongresi gerçekleştirildi ve bu kongrede de mevcut başkan Erdal Bulut oy çoğunluğuyla yeniden Anamur MHP ilçe başkanlığı koltuğuna oturdu. Hatırlanacağı üzere 31 Aralık tarihinde Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi Çiftçiler Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu 4 kişi tarafından ellerinde pompalı tüfek, Kalaşnikov tüfek ve tabancalarla soyulmuştu. Bu 4 kişinin yüzleri maskeliydi. Güvenlik kameralarında kişilerin kimlikleri tespit edilemedi ama soygunu gerçekleştirdikten sonra kaçtıkları aracın kime ait olduğu belirlendi. Emniyetin yapmış olduğu operasyonla soygunculardan 3'ü yakalandı ve adliyeye sevk edildi. Diğer soyguncunun yakalanması için de çalışmalar devam ediyor. Dün akşam saatlerinde Tarsus'ta şiddetli yağışlar nedeniyle kayganlaşan yolda bir kaza meydana geldi. İçerisinde 3'ü çocuk 6 kişinin bulunduğu bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada 3 çocuk da dahil olmak üzere 6 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bugün Mersin İdman Yurdu için önemli bir gün. Bugün Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nda Mersin İdman Yurdu Gençler Birliği'ni konuk ediyor. İlk yarının sondan ikinci maçında Gençler Birliği ile karşılaşacak Mersin İdman Yurdu.
Ve maç saat 20'de başlayacak. Biz de orada olacağız. Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nun önünden maç öncesinde ve maç sonrasında Mersin İdman Yurdu'nu, Mersin İdman Yurdu Gençler Birliği karşılaşmasını konuşacağız. Röportajlarımızla bu maçın önemini aktaracağız değerli seyircilerimize. Zira hafta sonu Mersin İdman Yurdu Teknik Direktörü Rıza Çalınbay düzenlemiş olduğu basın toplantısında Gençler Birliği karşılaşması bizim için çok önemli. Bu maçtan kesinlikle puan almalıyız. Çünkü ikinci yarıya iyi bir şekilde başlamamız, puanımızın yüksek olması gerekiyor. Çünkü ikinci yarıda çok zorlu karşılaşmalar oynayacağız. Bu karşılaşmalarda kaybedeceğimiz puanların telafisi ilk yarıdaki puanlarımızla olacaktır açıklamasını yaptı. Tekrar edelim, Mersin İdman Yurdu bugün saat 20'de Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nda Gençler Birliği'ni konuk ediyor diyoruz. Ve şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Gün içerisinde haber bültenlerimizde ayrıntılara yer vermeye devam edeceğiz. Kolay gelsin. Evet sevgili izleyicilerimiz, tekrar sizlerle birlikteyiz. Ali Gökhan Şamil, ona da teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Tabii Mersin gündemi böyleydi sevgili izleyicilerimiz, hem 3 Ocak. Bugün de 5 Ocak. Bugün de Adana'nın kurtuluşu sevgili izleyicilerimiz. Adana'da yağmur yağıyor mu bilmiyorum ama Adana'da kurtuluşu kutlu olsun diyoruz. Tebrik ediyoruz Adana'da 5 Ocak düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü münasebetiyle sevgili seyircilerimiz. Evet, kurtuluş günlerini önemsiyoruz çünkü gerçekten vatan olması için çok büyük bir mücadele sergileniyor. İnsanlar hayatlarını ortaya koyuyorlar ve bizler de bunun farkına varmamız gerekiyor. Değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor sevgili seyircilerimiz. Evet, tabii gündemi de göz atacağız. Hava durumunu da sizlere aktaracağız. Önce bir hava durumunu görelim. Bakalım Mersin'de hava durumu nasıl olacak ilimizde ve ilçelerimizde. Evet, hava durumu da böyle olacak sevgili izleyicilerimiz, Mersin'de ve ilçelerimizde de bu şekilde cereyan edecek hava durumu da Mersin'de. Evet, devam edelim. Tabii ki dün yine ulusala haber olduk Mersin olarak sevgili izleyicilerimiz. Biliyorsunuz pompalı tüfekle bir kuyumcuyu soymaya kalkışmışlardı, soymuşlardı da hatta Kaleşnikovlarla pardon. Onlar yakalandı. Dün yakalandıklarına dair haberler de ulusal kanallarda yayınlandı. Tabii medyanın, basının Mersin'e bakış açısı farklı diyorum. Kimse bana inanmıyor. Sadece Mersin'in kötü anlarını haber yapıyor. Ve iyi anlarıyla ilgili maalesef haber olmuyor. Bakın, Narenciye Festivali düzenliyoruz.
Organizasyon çok büyük, uluslararası çapta. Birçok kanal bunu görmüyor TRT dışında. Ve yine Mersin'in bir çocuk düşman işgalinden kurtuluşunu yaşıyoruz hep birlikte. Bu bir milli mücadeledir. Yani Türkiye'deki diğer şehirlerde kurtuluş mücadelesi, kurtuluş günlerini kutlarken haberleri yapılıyor. Ama Mersin'le ilgili bir iki dışında haber olmadı maalesef yine. Ama Mersin'de en ufak kötü bir olay yaşandığında, bakın en ufak kötü bir olay yaşandığında gazetelerin ilk sayfalarında, manşetlerinde, televizyonların ilk haberi olarak geçiyor. Ya artık bu imajı kırmamız lazım. Bu imajı artık silmemiz lazım. Mersin sadece kötülüklerle anılan, kötü olaylarla anılan bir kent olmaktan çıkarılması gerekiyor. Hani sivil toplum örgütlerine sesleniyoruz. Yani böyle gidip ferdi bir şekilde toplantılar düzenlemek değildir. Bu kente neyi kazandırıyoruz? Onun meselesini yaşamamız lazım. Yoksa gerisi teferruattır. Emin olun gerisi teferruattır. Eğer bu kent hep birlikte kalkındırılmıyorsa, kalkındıramıyorsak emin olun ki sadece yapmak için bir şeyleri yapıyoruz manası taşıyoruz bu noktada. Evet tabii Türkiye gündemine de göz atacağız bakalım. Türkiye gündemi çünkü yerel gazetelerimizin birçoğu güncellenmedi sevgili seyircilerimiz. Pazartesi itibariyle iki gazetemiz var yerel gazete güncellenen. Mersin gazetesi içeride tezahürat, dışarıda protesto vardı sevgili seyircilerimiz. Partisinin 5. olağan il kongresi için Mersin'e gelen Başbakan Ahmet Davutoğlu için kongrenin yapıldığı salonda sevgi gösterisi, dışarıda ise protesto eylemi yapıldı. Eylemde 19 kişi gözaltına alındı sevgili izleyicilerimiz. Evet, Özgür Çocuk Parkı önünde de bir takım olaylar yaşanmış, gözaltılar da vardı. 12 yıldır ıstırap çekiyoruz diyor Aytu Atıcı. Cumhuriyet Halk Partisi MUT ilçe örgütünce düzenlenen toplantıya katılan CHP Mersin Milletvekili Aytu Atıcı, 2015 yılında yapılacak genel seçimlerde CHP'nin izlemesi gereken stratejiyi açıkladı. Atıcı, 12 yıldır ıstırap çekiyoruz. CHP'lilerin gezip CHP'ye oy isteyeceğimize, CHP'li olmayanlara gitmemiz gerekiyor dedi. Parti binasında düzenlenen toplantıya CHP Mersin Milletvekili Aytu Atıcı'nın yanı sıra CHP Mersin Milletvekili adayı da katılmış bu arada. Hızlı tren Mersin'e gelecek. Başbakanın açıklamaları sevgili izleyicilerimiz. Evet, Ali Babacan'ın açıklamalarında havaalanı muamması sürüyor. Başbakan yardımcısı Ali Babacan, inşaatı duran Çukurova bölgesel havaalanı için bazı teknik sorunlar çıktı ama Ulaştırma Bakanımız yeni bir yapıyla, yeni bir kurguyla inşaatın kaldığı yerden devam etmesiyle ilgili yoğun çaba gösteriyor dedi. Başbakan yardımcısı Babacan bir ödül törenine katılmak için geldiği Mersin'de konuştu. Konuşmasında önümüzdeki dönemde Mersin'de gerçekleştirecekleri yatırımları anlattı. Evet ve devam ediyoruz. Farklı bir gazeteye geçiyoruz yerel. Zaten bir sonraki gazetemizde Akdeniz gazetesi. Mersin'i unutmadık diyor. Sevgili izleyicimiz, Türkiye'nin küresel bir güç haline geleceğini, bunun en önemli merkezlerinden birisinden Mersin olacağının altını çizen Başbakan Ahmet Davutoğlu, Mersin'i hiçbir zaman unutmadık. Mersin karadan, denizden, havadan geçerken herkesin selam durduğu bir şehir olacak diyor. Ve kurtuluş coşkusuna yer veriyor yine Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 93. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Temsili milislerin Mersin tren garında karşılandığı kutlamalarda binlerce Mersin'de iki ayrı koldan bayraklarla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Erdemli'de de bir sağlık skandalının yaşandığına dair haber var sevgili izleyicilerimiz. Mersin Erdemli ilçesinde yataktan düşen 11 aylık çocuk ile beyin kanaması geçiren yetişkin bir hastanın filmlerinin karıştığı ileri sürüldü. Olay sonrası aile şikayetçi olurken hastane yönetimi ise inceleme başlatılacağını bildirdi. Evet, Türk filmlerinde görüyorduk bunu. Kemal Sunal'ın filmlerinde, Kemal Sunal'ın güldürürken düşündüren filmlerinde aslında. Ama geldiğimiz noktaya bakın, üzerinden yıllar geçmiş. Hala insanların röntgenleri, filmleri karışabiliyorsa benim ülkemde, birileri işini sağlıklı bir şekilde yapmıyor anlamına geliyor. Birileri işini sağlıklı bir şekilde yapmıyorsa o birilerinin o iş yerinde durmasının mantığı yoktur. Eğer bir iş size teslim edildiyse ve bu işi sağlıklı bir şekilde yapamıyorsanız bırakacaksınız. Bırakmıyorsanız bıraktıracaklar size ki sizin o işinizi
daha sağlıklı yapabilecek milyonlar var. O milyonlara yazık ediyoruz. O işsizler ordusunda işin ehline işini teslim etmiyoruz. Bu nedenle ben buradan aslında sesleniyorum. Bakın, sağlık gibi önemli noktalarda bu tür artık yaşanan skandallara yer verilmemesi gerekiyor. Artık bilinçli bir toplumuz, artık çağı atlayan bir toplumuz, 21. yüzyılda olan bir toplumuz. Artık çok eskilerde kaldı. Filmler, röntgenler birbirine karışıyor. Artık hangi devirde yaşıyoruz? E demek ki birileri görevini sağlıklı bir şekilde yapmıyor. Yan gel yat, aybaşı gelsin maaşını çek. Olmaz. Yani bu nedenle bu işi sağlıklı yapanlarla yürünecek bu yolda. Eğer bir şeylerde iyi bir noktaya gelinmek isteniyorsa. Bunun sorumlusunun muhakkak bulunması, bence görevden uzaklaştırılması gerekiyor ki en azından yaptığı hatanın ne kadar büyük bir önem arz ettiğini görebilsin. Evet, iş sahibi olmak gerçekten bu devirde herkese nasip olmuyor. Bakıyorsunuz işin ehli olmayan insanlar bir yerlerde ama işin ehli olanlar hep dışarıda, açıkta, boşta. Bu nedenle işi ehline vermekte fayda var diye düşünüyoruz. İşi ehline verirseniz sıkıntı yaşamazsınız. Neden? Çünkü o işin ehlidir. O işin uzmanıdır. İşte o günleri de görmek istiyoruz sevgili izleyicilerimiz. Evet, Emre Koçak güncel yorumuyla karşımızda olacak. Ve Emre Koçak'tan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Günaydın sevgili seyirciler. Bir hafta başına daha yine sizlerle birlikteyiz. Bugün 5 Ocak. 5 Ocak kimilerine göre çok önemli bir gün bugün. Şimdi Adana'nın kurtuluşu 5 Ocak. Bu ayrı bir konu da. Bugün ne var? Bugün Yüce Divan oylaması var. Şayet meclisteki komisyon onaylarsa... bu bildiğiniz üzere yolsuzluk yaptığı iddia edilen bakanlar Yüce Divan'a gönderilecek. Ancak kimileri bugünü çok önemsiyor. Ancak aslında perşembenin gelişi çarşambadan belli olur hesabı. Yani öncesinden netice belli gibi. Çünkü iktidar partisi ve Beştepe'deki işte yüksek rakımlı yerde bulunan Cumhurbaşkanı bu konuya ilişkin kesinlikle komisyondan Yüce Divan'a onay geçmemesi yönünde bir düşünceleri olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte 5 Ocak'ta yapılacak, bugün yapılacak Yüce Divan oylamasına günler kala Egemen Bağış Yüce Divan ile ilgili eleştirilerde bulundu. Yine yolsuzluk yaptığı iddia edilen bakanlar arasında Egemen Bağış. Bağış Twitter hesabından Yüce Millet karar vermişken Yüce Divan'ın lafı mı olur mesajını yazmış ve Yeni Akit yazarı Hüseyin Karakaya'nın bu konudaki yazısını paylaşmış. Hasan Karakaya'nın. Hasan Karakaya yazısında şunları yazmıştı. Hiç kimse fitneye alet olmasın, algı operasyonlarına aldanmasın, tuzaklara düşmesin, paralelin oyuncağı olmasın. Unutulmasın ki en yüce hakim millettir, en büyük hakem de millettir. Ve bu millet hükümete darbe amaçlı kirli 17-25 Aralık operasyonlarından sonra 30 Mart ve 10 Ağustos seçimlerinde işte durumu anlatıyor. Sürekli paralel çeteye vurgu yapıyor. Bununla bağlantılı olarak işte Egemen Bağış da bu yazıyı kendisine dayanak alarak aynen dediğim gibi Yüce Millet karar vermiş diyor. Yani son seçim sonuçlarını baz alarak Yüce Divan'ın lafı mı olur diyor. Yani kendileri de Yüce Divan'a gidip Yüce Divan'da konuyla ilgili
yargılanmak istemediklerini bu şekilde ortaya koymuş. Bir diğer konumuz Mersin'i ile ilgili bir konu. Mersin'i ulusal ölçekte gerçekten çok kötü bir duruma sokan bir konu. Mersin Atatürk Endüstri Meslek Lisesi'nde din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde çekildiği iddia edilen video internete düşmüş ve birçoklarımız seyretmişizdir bu videoyu. Videoda öğrencilerin öğretmene karşı her türlü saygısızlığı gerçekleştirdiği, buna karşın öğretmenin son derece pasif kaldığı görülüyor. Öğrenciler öğretmenle dalga geçip sürekli sınıf içinde gezinirken öğretmen ısrarla peygamberin hayatını anlatmaya, ilahi okumaya devam ediyor. Din kültürü dersi olması hasebiyle. Bazı öğrenciler ders sırasında dışarı çıkıyor. Bazıları öğretmene ait olan sandalyede oturuyor. Yani şimdi demek ki bu ülkede din kültürü dersinden de önce saygı, büyüklere saygı, öğretmenlere saygı, edep dersi verilmesi gerekiyor demek ki. Yani şimdi öğretmen din anlatıyor, din kültürü anlatıyor, dinin özünde de ahlak var. Ancak ne yazık ki din kültürü dersinde ahlaksızlık, edepsizlik had safhada. Yani Mersin'e yakışmayan çok çirkin görüntüler, Türkiye'ye yakışmayan çok çirkin görüntüler ve okullarımıza, milli eğitime yakışmayan çok çirkin görüntüler. Gerçekten biz burada artık kimi kınayacağımızı şaşırmış durumdayız. Yani burada herhalde en suçsuz olan öğretmendir diye düşünüyorum. Evet, birçoğunuz belki internete girdiğinde seyretmiştir. Seyretmeyenler de seyredebilir şu an internette. Herkesin seyretme olanağına sahip. Bir diğer konumuz da AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner'in söyledikleri. Mehmet Metiner, AKP'li bakan ve vekil yakınlarının KPSS'siz, yani kamu personeli sınavına girmeden torpille üst düzey devlet kadrolarına atandığı yolundaki iddiaları, biz inançlı insanlar değil mi? Cuma namazına gittiğimizde her hafta hutbede akrabalarını koru kolla ayeti okunur. Sözleriyle savunmuş. Yani dinde akrabalarını koru kolla ayetini kendisine dayanak alarak bu şekilde ki sorulara böyle bir yanıt vermiş. Bundan yaklaşık 2 ay önce de kendisi Adıyaman'da yayın yapan Mercan TV'de Mustafa Aloğlu'nun hazırlayıp sunduğu Aloğlu ile Bakış Açısı programına katılan AKP'li Metiner, sunucunun o zaman siz bu ayet doğrultusunda mı torpil yapıyorsunuz sorusuna bir süre sessiz kaldıktan sonra, vallahi sen Allah'ın ayetine bile karşı geliyorsan ben sana ne diyeyim yanıtını vermiş. Metiner'e dayısının oğlunun Sincik'e Milli Eğitim Müdürü olarak atanmasının sorulması üzerine de atamayı kendisinin değil, valinin yaptığını söylemiş. Evet, bir sonraki güncel yorumda buluşmak dileğiyle esenlikler diliyorum. Evet, tekrar birlikteyiz sevgili seyircilerimiz. Devam ediyoruz. Ulusal gazetelerimize geçeceğiz ama Ulusal'da bir haber var sevgili seyircilerimiz, yine Mersin'le ilgili. Mersin'e 7 milyon liralık Alevi Kültür Merkezi yapılacak haberi var. Kilikya Nehir Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği girişimiyle projelendirilen 7 milyon lira bütçeli Alevi Kültür Merkezi'nin inşaatı başlıyor deniliyor. Ve önümüzdeki günlerde inşaatına başlanacak olan 7 milyon lira bütçeli kültür merkezi içerisine barındırdığı mescit ve gazilhane ile külliye özelliği de taşıyacak. Aynı zamanda 2000 metrekaresi açık olmak üzere 9850 metrekare alanda hizmet verecek diyor. Bağışlarla yapılacak kültür merkezinin misafirhanesinden tiyatro salonuna, aşevinden dersliklerine, gazilhanesinden mescidine kadar çok kapsamlı olacağını ifade eden
Özurlu, 1000 kişilik konferans salonu, 8 derslik tiyatro salonu, müzik stüdyosu, resim ve diğer el sanatlarının uygulanacağı bir salon, el sanatları atölyesi, küçük seminer salonları, 100 bin kitap kapasiteli kütüphane, misafirhane olacak. Misafirlerimiz hem şehir dışından gelip burada öğrenim gören öğrencilere hem de konferans için davet ettiğimiz misafirlere hizmet verecek. Külliye özelliği ise Arap Alevi inancına göre ibadetlerimizi yapabileceğimiz bir mescit inşa edeceğiz. Cenazelerimizi usulüne uygun şekilde kaldırabileceğimiz 2 adet gasilhane, 1 morg, abdesthane yaptırıyoruz. Aynı zamanda bu bodrum katta aynı anda yaklaşık 50 bin kişiye yemek verecek bir aşevi yapıyoruz. Bu aşevinden bütün fakir vatandaşlar yararlanacak. Tamamen vatandaşların bağışları ile yapılıyor, deniliyor sevgili seyircilerimiz. Evet, bu haberi de aktardıktan sonra ulusal gündemi takip etmek üzere ulusal gazetelerimizin ilk sayfalarına göz atacağız. Hem Türkiye hem dünya gündemine göz atmak için. Akşam gazetesi Yüce Divan'da paralel kulak diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği çıktı. Vesayet oluşturmak ve hükümeti yıkmak için Yüce Divan tehdidini kullanan üst aklın merkez üstü seçtiği Anayasa Mahkemesi üyelerinin terör örgütü üyesi göstererek dinlendiği anlaşıldı deniliyor bu arada. Üç üye telekulak kılıç belge istemişti deniliyor yine bu haberde. Ve devam ediyoruz, farklı bir gazeteye geçiyoruz hemen. Bugün gazetesine geçiyoruz. Deliller yok edilecek diyor. Dört eski bakan Yüce Divan'da yargılanıp yargılanmayacağına karar verecek olan Meclis Soruşturma Komisyonu'nun CHP'li üyesi Erdal Aksünger bugün gazetesine konuşmuş. Gerçekliğini adetip onayladı diyor. 17-25 Aralık'ta son delilleri diyor. Bu konuda Yüce Divan oylaması bugün yapılacak haberleri var. Bu defa dananın kendisi bizde kalacak diyor. 100 yıl önceki gibi kuyruk değil diyor. HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş partisinin İstanbul İl Kongresi'nde dananın kuyruğu kopacak diyerek ilginç açıklamalar yaptı. O ilginç açıklamaları pek de ilginç bulamadık. Devam ediyoruz, farklı bir gazeteye geçiyoruz sevgili izleyicilerimiz. Cumhuriyet Gazetesi. Yargıdan kaçışa kılıf. AK Parti Yüce Divan oylamasında 4 eski bakanı aklamak için darbe söylemi dahil her yolu deniyor diyor yapılan açıklamada. Sarıkamış şehitleri anıldı sevgili izleyicilerimiz. Dün Mersin'de de Kongre Sergi Sarayı'nda bir etkinlik düzenlendi. Bir organizasyon vardı. Sarıkamış şehitleri anıldı. Biz de sizlere dün akşam itibariyle canlı yayında aktardık. Bugün gün içerisinde yine Sarıkamış şehitlerini anma programını sizlere bir kere daha aktaracağız. Dün izleyemeyenler için. Cumartesi miydi? Cumartesi pardon. Evet, ben bugünü pazar. Evet, cumartesi günü sevgili izleyicilerimiz saat 20'den itibaren İçel TV'de canlı olarak yayınlanmıştı Sarıkamış'ı anma Sarıkamış şehitlerini anma programı. Bugün de gün içerisinde sizlere aktaracağız. Cumartesi akşamı izleyemeyenler için. Birinci Dünya Savaşı'na Rusya'ya karşı başlatılan Sarıkamış Harekatı sırasında Allahu Ekber dağlarında donarak şehit olan 90 bin asker yurt genelinde törenlerle anıldı. Türkiye'nin dört bir tarafından Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen 30 bin kişi -10 derecede 8 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş öncesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Çiçek'in isminin anons edilmesi sonrası programın geç başladığı gerekçesiyle tepki gösterildi. Yük sesleri üzerine Çiçek açıklama yapmış bu arada. Evet, şehitlerimizi anmamız gerekiyor tabii ki. Onları hatırlamamız gerekiyor tabii ki. Bugünkü koşullarda tam donanımlı teçhizatlarla değil, o dönemin imkanlarıyla askerlerimiz, şehitlerimiz Allahu Ekber dağlarında donarak. Ama bakın şu bir gerçek. Yani öleceğinizi bile bile bir savunmaya giriyorsunuz. Geri dönüş düşünmüyorsunuz. Acaba bugün şunu sorgulamamız lazım. Allah korusun, böyle bir durumla karşı karşıya kalırsak bir savaş halinde ülkemizi korumak durumunda kalırsak acaba gerçekten hepimiz ölümüne gider miyiz? Öleceğimizi bile bile gider miyiz? Yeter ki vatan sağ olsun diyerek gidebilecek miyiz? Kaçımız gidecek? Bugün bakıyoruz bedelli askerlik için yığınla insan müracaat ediyor. Allah bu ülkeye bir savaş daha
yaşatmasın. Gerçi böyle bir savaş olursa emin olun, biz inanıyoruz ki bu ülkede canını seve seve verebilecek, kaçmayacak, saklanmayacak, hemen imkanlarını kullanıp başka ülkelere gitmeyecek birçok vatansever var bu ülkede. Bu ülkenin de bu kadar sene boyunca ayakta durmasının en büyük nedeni de budur. Bu içimizdeki Kuvayi Milliye ruhu, birlik beraberlik ruhu ve vatana olan sevda sevgili seyircilerimiz. Ama işte gönül isterdi ki bedelli askerlik çıktığında buna hiç kimsenin müracaat etmemesiydi ama gördük ki herkes kuyruğa girmiş. Herkes sıraya girmiş. Cebine parasını koyan askerlik şubelerinin önünde kuyruklarda, bankalarda dekont yatırma peşine girmiş. Evet, o günleri izletmek lazımdı. İşte Sarıkamış şehitlerini anma programını bedelli askerlik yapmak için müracaat edenlere izletmek lazım. Vatan böyle olur. Ve bugün o bedelli müracaatı yapan Mersin'den varsa tabii ki, bedelli müracaatı yapanlar lütfen ekran başında, İçer TV'de yayınlanacak Sarıkamış şehitlerini anma programı lütfen izlemenizi tavsiye ediyorum. Yani en azından o milli ruh içinizde işlesin diye. Evet, paranız var, imkanınız var ama bizim de vatanımız var. Vatana olan gönül sevdamız var. Bu vatan için verilecek bir canımız var. Cebimize paramız olmasa bile biz vatanı parayla değil, yürekle seviyoruz. Ve yürekle sevmeye devam edeceğiz. Birileri bedel öderken biz de hayatımızla bedel ödemeye razıyız diyoruz. Buradan da böyle bir sitem edelim. Yani sitem etmeye hakkımız var. Güneş gazetesi de kayıp astsubayı Musul timi arıyor diyor. Kilis sınırına kaybolan astsubay Özgür Ö için Musul konsolosluğundaki 49 rehineyi sağ salim Türkiye'ye getiren özel ekip devrede sevgili seyircilerimiz. Ve devam ediyoruz, yine farklı bir gazeteye geçiyoruz. Habertürk gazetesi 18 bin kadın sığınmacı diyor. Bir yılda bir ilçe nüfusu kadar kadın sığınma evine yerleştirildi. Nedeni her türlü şiddet. 3 milyon aileye 26 milyar lira sosyal yardım yapılmış. 2002'de 1.3 milyar lira olan sosyal yardımlar yıllık 26 milyarı aştı. İşte yardım sisteminin detaylı analizini yapmış bu arada sevgili seyircilerimiz. Ve kaset de darbedir diyor. CHP cemaatle ittifak yaptığı iddiasıyla disiplin kuruluna sevk edilen CHP'li Birgül Ayman Güler Habertürk TV'de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ve ihraç konuşulur diyor. Şişli'de son durumu Gürsel Tekin sevgili izleyicilerimiz değerlendirmiş. Habertürk'ün pazartesi konuğu CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin Şişli'deki İnönü Sarıgül kavgasını anlattı bu arada. Ve devam ediyoruz, farklı bir gazeteye geçiyoruz. Hürriyet gazetesi tetikçinin kamuflajı diyor sevgili izleyicilerimiz. Yunanistan'da 90'ların başında öldürülen iki Türk diplomatın da aralarında bulunduğu birçok suikastin sorumlularından 17 Kasım örgütünün firari tetikçisi Hristodoulos Ksiros saçlarını uzattıp sarıya boyattı, sakal bıraktı ama sonunda yakalandı deniliyor. Ve şimdi gözler komisyonda 4 eski bakan bugün oylanıyor, bakalım neler olacak, nasıl bir karar çıkacak. Emniyet Bakanı'nı takibi almış diyor Telekulak'la ilgili sevgili izleyicilerimiz. Ve devam ediyoruz, farklı bir gazeteye geçiyoruz. Milliyet gazetesi hakimden taciz dersi. Yargıtay'ın cinsel saldırının basit hali eşe karşı suç değil yorumu nedeniyle beraat veren hakim yaralamadan suç duyurusunda bulundu. Evet, dört bakan için oylama zamanı deniliyor yine gazetede de, yayınlanan haberde. Devam ediyoruz, farklı bir gazeteye geçiyoruz. Posta gazetesi, Posta gazetesi Yüce Divan için karar günü diyor. Eski bakanlar Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar 17 Aralık soruşturmasında yolsuzlukla suçlanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruşturma Komisyonu Yüce Divan'ın oylamasını 22 Aralık'ta yapacaktı. Bakanlar Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun mal varlıkları ile ilgili raporuna itiraz edince oylama 5 Ocağı ertelenmişti. Komisyon bugün 14'te toplanarak bakanların Yüce Divan'a gönderilip gönderilmeyeceğine karar
verecek diyor. Ve bakın, uyarıyorduk değil mi? Lütfen artık madenlerimizdeki eksiklikleri tamamlayalım. Oradaki iş güvenliğini sağlayalım. İhmallerin önüne geçelim diyoruz. Ama maalesef hala aynı olayları yaşıyoruz. İkinci Ermenek faciası. Ermenek'te aylara çeşitli kuruluşların dağıttığı yardımlarla geçinmeye çalışıyor. Bir baba elindeki yardım kolisiyle eve gelirken küçük kız da sevinçle onu yolda karşılıyor. Bu duruma mı düşeceklerdi? Yani iş kazasında hayatlarını yitirdi 18 can ve geride bıraktıkları ailelerin yaşadıkları dram. Ya bir şey soracağım, gerçekten bunu yürekten soruyorum. AK Parti iktidarına soruyorum. Myanmar'a bu şekilde mi yardım ettiniz? Suriye'deki vatandaşlara bu şekilde mi yardım ettiniz? Yoksa Afrika'da oradaki vatandaşlara bu şekilde mi yardım ettiniz? Kendi halkınız, kendi vatandaşınız, kendi işçiniz, kendi ülkenizde bu ülkenin sevdalısı insanlara bu zulmü neden reva görüyorsunuz? Gazilerimizin maaşlarına bakıyorsunuz. Komik. Yani ağlamamız gereken bir duruma güler hale geldik. Çok komik rakamlar veriyoruz. Al kardeşim, sen bu vatan için çarpıştın. Bu vatan için hayatını ortaya koydun. Ben devlet olarak sana 400 lira ile 600 lira arasında bir maaş veriyorum. Aylık maaş veriyorum. Bu utanç verici bir durum. Nerede benim vekillerim? Ya, tüm siyasi partileri katarak söylüyorum. Nerede benim vekillerim? 13 bin lira bize yetmiyor diyen vekillerime sesleniyorum ben. 400 lirayla 600 lirayla aile geçindirilir. Haberiniz var mı? Buna sesiniz çıkıyor mu? Ama kendi maaş zammınız olunca hepiniz birden topyekün örgütlenmiş bir şekilde elinizi kaldırabiliyorsunuz. Gecenin bir yarısı dahi bunun için büyük bir sevdayla o elinizi büyük bir iştahla kaldırabiliyorsunuz. Ama benim ülkemde gazime, benim ülkemde maddi durumu zayıf insana her türlü kötülüğü reva görüyorsunuz ve bunun için gıkınızı çıkarmıyorsunuz. AK Parti iktidarına soruyorum o zaman. Hani diyordunuz ya Myanmar için, Afrika için, hani Suriye için diyordunuz ya batılı devletlere, İslam ülkelerine diyordunuz ya. Kendisi tok yatarken, pardon, komşusu aç iken tok yatan bizden değildir diyordunuz ya. Fazla söze gerek var mı bunun için? Bence yok. Eğer kendi ülkenizde insanlar aç karna yatıyorsa ve siz toksanız, ya gerçekten bizden değilsiniz. Elinizdeki bu devlet imkanını vatandaşlara kullanmıyorsanız o zaman ortada bir sorun, bir sıkıntı var. Devam edelim. 5 aydır maaş yok. 1500 işçi 5 parasız. Bu arada sevgili izleyicilerimiz, ikinci Ermenek faciası zaten 18 canın yitirilmesiyle büyük bir facia yaşanmıştı. Üzerine de böyle bir maddi olanaksızlıklar yüklenince işte bakın durum bu. Çocuğun sevincini görün. Üzerinde bir şey yok. Kış. Çocuk, dedesi bir şeyler getirmiş. İçinde mutlaka çikolata arıyordur. Mutlaka yiyecek bir şeyler arıyordur bu bebek, bu masum. Hani Rabialar için ağladık ya. Ya bu küçük kardeşimiz için de ağlayalım. Rabialar için birçok ülkeye res çektik ya. Haydi gelin kendi kendimize res çekelim AK Parti iktidarı. Evet, devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Farklı bir gazeteye geçiyoruz. Sabah gazetesi Yüce Divan'dayız. Siyasi bir kapan diyor. AK Parti milletvekili Mehmet Metiner yargıda aklanan 4 eski bakan arkadaşımızı siyasi kararlar veren Anayasa Mahkemesi'nin pençesine bırakamayız demiş. Ve en kritik oynama bugün saat 14'te sevgili izleyicilerimiz, devam ediyoruz. Bakalım nasıl bir karar çıkacak. Sözcü gazetesi biz gidersek Bilal de gelir diyor. Eski bakan Çağlayan Tayyip'e böyle demiş. Şok kulis diyor. Rüşvetle suçlanan Zafer Çağlayan 22 Aralık'ta saraya çıktı, Erdoğan'a başlıktaki resti çekti. Erdoğan da oylamayı erteletti diyor. Dört bakan için kader günü deniliyor sevgili izleyicilerimiz. Devam ediyoruz, farklı bir gazeteye geçiyoruz. Star gazetesi haşhaşilere karşı yüce vicdan.
Yargı takipsizlik verdi, millet onayladı. Yerel seçime 3, Cumhurbaşkanlığı seçimine 8 ay kala yolsuzluk tuzaklı darbe girişiminde milli irade tokadı yiyen paralel örgüt genel seçime 5 ay kala bu kez Yüce Divan oyunuyla sahneye çıktı. Gözler yeni darbe girişimine karşı alınacak tavırda deniliyor. Ve devam ediyoruz yine sevgili izleyicilerimiz farklı bir gazeteye. Takvim gazetesi bebek zirvesi diyor. Aydın Bey'in özel elçisi yine iş başında diyor. Hürriyet'in patronu Aydın Doğan Şişli krizinde taraf olmadığını açıkladı. Takvimi suçladı ancak sırdaşı Hüsamettin Özkan manşetten vurdukları Mustafa Sarıgül'le dün bebekte kahvaltı yaptı diyor yine sevgili izleyicilerimiz. Ve devam ediyoruz. Farklı bir gazeteye geçiyoruz yine. Taraf gazetesi devlet jetiyle evlere servis. Saray saltanatı bürokrasiye de sıçradı. Davutoğlu'nun Kars gezisinde tarifeli uçağa binmek istemeyen Ulaştırma Bakanlığı bürokratları devlet hava limanlarının jetini evlere servis aracı gibi kullandı diyor. Devlet hava meydanları. Evet, devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Farklı bir gazeteye geçiyoruz. Yüce Divan çıkmaz diyor Türkiye gazetesi. Oylama bugün işte gerekçe diyor. AK Parti'nin görüşü bakanların Yüce Divan'a gönderilmemesi yönünde. Çünkü aksi bir karar darbe girişiminin himayesi olur diyor. Ve devam ediyoruz. Vatan gazetesine geçiyoruz. IŞİD'in elinde diyor. Kilis önce hudut karakolu komutanı Assubay Özgür Örs'ü pusuya düşüren IŞİD'le ilk temas kuruldu. Komutanları ailesini aradı. Sağlığı iyi, en kısa zamanda dönecek. Merak etmeyin demişler. Ve son gazete sevgili izleyicilerimiz Zaman gazetesine geçiyoruz. Zaman gazetesinin de ilk sayfadan üniversite öğrencilerine büyük gözaltı diyor. AK Parti iktidarında darbe dönemlerinde fişleme ve baskı uygulamalarını yeniden canlandırıyor. İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliklerine gizli bir talimat göndererek aparttan pansiyona kadar öğrencilerin kaldığı her yerin izlenmesi emrini verdi. İllerde kurulacak komisyonlar elde ettiği değerlendirme bilgilerini her ay merkeze ulaştıracak diyor. Ve böylelikle sevgili seyircilerimiz bugün de programımızın sonuna gelmiş olduk. Haftanın ilk gününden sizlere ulaştık. Yağmurlu bir Mersin'den sizlere ulaştık sevgili izleyicilerimiz. Evet, yarın saatler 9'u gösterdiğinde yine sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Bugün saat 17'den itibaren de Futbol Sokağı programını izleyebilirsiniz. Ve yarın görüşünceye dek esen kalın, mutlu kalın. Havasına, suyuna, taşına, toprağına bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetim, ezilir yenler için bir başkadır benim.